İstanbul gündeminden merhaba, işte bu haftanın haberleri. İstanbul metrolarına internet erişimi geliyor. Karar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. İstanbullular artık metro ile seyahat ederken internetten faydalanabilecek. İstanbul Halk Ekmeği'nin Hadımköy'deki yeni fabrikasının yapımı hızla ilerliyor. 2 etaptan oluşan üretim tesisinin 1. etabında Halk Ekmek Üretim Fabrikası, 2. etabında ise bisküvi ve glutensiz üretim fabrikası var. 1. etabın yıl sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor. Böylece günde yaklaşık 500.000 ekmek üretilecek. Balta Limanı Atıksu Ön Arıtma Tesisi diğer tesisler gibi 7/24 çalışıyor. İSKİ buraya bir de biyolojik arıtma üniteleri ekledi. Çalışmalar %80 oranında tamamlandı. Proje sonlandığında günlük 600.000 metreküp su biyolojik olarak arıtılmış olacak. İstanbul İtfaiyesi'nin 101'i kadın, 541 personel katılıyor. 2700 aday önce yazılı sınava ardından uygulama sınavına girdi. Sınavlar liyakate uygun ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi istihdam ofisleri aracılığıyla iş imkanı sağlamaya devam ediyor. Açılan 13 bölgesel istihdam ofisiyle bugüne kadar 17.719 kişiye özel sektörde istihdam sağlandı. Pandemi nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan sanatçılara destek olmak ve şehri yeniden canlandırmak amacıyla İstanbul Bir Sahne projesi hayata geçirildi. Farklı noktalarda kurulan 100 sahneyle sanatçılar İstanbullularla buluşuyor. İstanbul genelinde toplanan evsel katı atıklar geri kazanım ve kompost tesisinde geri dönüştürülüyor. Atıkların bir kısmı sanayide kullanılırken organik olanlarsa 8 haftalık çürütme işleminin ardından organik gübre haline getiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'u 1 milyon gülle renklendiriyor. Pembe, kırmızı ve beyaz renkli Maryland gülleri egzoz dumanına dayanıklı ve yılın 8 ayı çiçek açabiliyor. Güllerin üretimini çoğunlukla kadın çiftçiler gerçekleştiriyor. Haftaya görüşmek üzere.